Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karışık lavaş gözleme tarifi hazırladım. Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek, çok lezzetli ve gerçekten çok pratik bir tarif. Umarım sizler de bu tarifimi dener, memnun kalır ve yorumlarda benimle paylaşırsınız. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle uygun bir tavayı ocağa alıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave edip biraz yağın erimesi için bekliyorum. Yağ eridikten sonra içerisine doğramış olduğum yeşil biberler ve sucukları ilave ediyorum. Biraz sotelensin, maksat çiğ kalmaması, hafif pişirmemiz yeterli. İç harcımız güzelce sotelendi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve içerisine minik minik doğramış olduğum bir tane orta boy domatesi ilave ediyorum. Ben domatesin kabuklarını soymadım ama dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Lavaşın içerisine sürmek için bir tane yumurtamız var. Çok az tuz ve karabiber ilavesi yaptım. Böyle çay kaşığın ucuyla ve çatal yardımıyla çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum yumurtayı şimdi lavaşın içerisine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. Özellikle kenar kısımlarını sürmeyi ihmal etmeyin. Yapışması için bu çok önemli. Yumurtayı sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı lavaşımızın ortasına ilave ediyoruz. Bu iç harcı isterseniz kıymalı bile yapabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerinizle ya da sevdiğiniz malzemeler hangileri ise onlarla yapabilirsiniz. Ve üzerine kaşar peynir rendesi ilavesi yapıp lavaşımızı kapatıyorum. İlk lavaşı hazırladıktan sonra diğer lavaşları da aynı şekilde hazırlıyorum. Kullanmış olduğum bu malzemelerden toplam 3 tane lavaş gözleme çıktı. Dilerseniz malzemeleri çoğaltarak daha fazla da yapabilirsiniz. Uygun bir tavayı ocağa aldım. Tavanın altını orta ateşte ısıttım. Benim tavam lavaşıma göre biraz küçük geldi. Dilerseniz siz daha büyük tava kullanırsanız kenarları kıvrılmaz. Şimdi lavaşımızı pişmeye bırakıyorum. Böyle ara ara elimizle de çevirebiliriz. Spatula ile de çevirebiliriz. Evet, lavaşımızın bir tarafı pişti. Spatula yardımıyla diğer tarafını çeviriyorum. Ve üzerini tereyağla yağlıyorum. Lavaşın diğer tarafı piştikten sonra tabağa alınca diğer tarafını da yine tereyağla yağlıyorum ki lavaşımız yumuşacık olsun. İlk lavaşımız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ikinci lavaşımızı tavaya alıyorum ve onu da pişiriyorum. Aynı şekilde aynı işlemleri yapıyorum.
Evet, lavaş gözlemelerimiz artık servise hazır. Şimdi sizlere ne kadar yumuşak olduğunu ve içini göstermek istiyorum. Özellikle çocuklarınızın ve herkesin severek yiyeceği gözlemelerimiz artık servise hazır. Bu nefis gözlemeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.